Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Hepiniz tekrardan Pırpır Çocuk kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu simülatör oyununu oynayacağız. Ben kendi otobüsümü almıştım. Üstüne de Pırpır Çocuk yazdım. Gördüğünüz gibi bu benim otobüsüm. Sizlerle birlikte Yalova'dan Şanlıurfa'ya doğru hareket edeceğiz. Aynamı açtım. Otobüsümü şöyle bir göstereyim size. Arabayı çalıştırdık ve artık yolcularımızı yavaş yavaş almaya başlayalım. Önce terminalin içine girelim ve yolcularımızı alalım. Ondan sonra da Şanlıurfa'ya doğru hareket edelim. Bir hatırlatma yapayım size arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarımıza like atmayı unutmayın lütfen. Sizlerden destek bekliyoruz. İşte otobüsüm, iç görünüşü böyle. Ben telefonumu astım karşıma. Telefon çaldığı zaman oradan cevap vereceğiz. Sayın konuklarımız, aracımızın hareket saati gelmiştir. Yerlerinizi almanız önemli, rica olunur. Zoox Games iyi yolculuklar diler. Bu anons sesini çok seviyorum. Çok gerçekçi yapmışlar oyunu. Biraz hızlandıralım, çabuk çabuk binsinler arabaya ve biz de hızlıca yola koyulalım ki bir an önce Şanlıurfa'ya yetişelim. Rota oluşturuldu. Ve yolcularımız bindi. Şimdi arabamızı yavaş yavaş çalıştıralım. Geriye doğru gidelim ve yola çıkmaya başlayalım. Bütün yolcular bindi arabaya. Şu an herkes arabada. Artık yola koyulma vakti geldi. Yanımızda muavinimiz de var. Birazdan o da yolcularımıza ikram, yani çay, meyve suyu, su gibi yiyecek ve içecekleri dağıtmaya başlayacak. Öncelikle biraz yola çıkalım. Daha sonra da ikramımızı başlatırız. Buradan sola döneceğiz ama önce bakalım sağdan soldan araba var mı yok mu? Arabayla çarpıştığımız zaman maalesef ki yolcularımızın memnuniyeti düşüyor. Memnuniyet düşerse de yolcuların bizden bilet alması biraz zor olur. Yola koyulduk. Arkadaki araba çarpmadı bize. Ve şimdi Şanlıurfa'ya doğru hareketimiz başladı. Düz devam edin. 1147 kilometre gösteriyor Şanlıurfa'yı. Yalova'dan Şanlıurfa'ya doğru hareket etmeye başladık. Bu oyunu gerçekten çok güzel yapmışlar. Tam gerçekçi bir otobüs seyahati olmuş. Önümüzde bir pick-up. Onu geçersek, sollarsak iyi olacak ama ön taraftan arabalar geliyor şimdilik. Geçemiyoruz. Otobüs çok rahat değil ama yine de idare eder demiş bir tane yolcumuz. Daha ne olsun abi. Eline geçmiş işte böyle güzel bir otobüs. Güzel, konforlu. Daha ne olsun. Bunu geçebilseydik de. Biraz sinyal verelim de kenara çekilsin o da. Çekil abi, çekil abi, geçeceğiz seni. Çekil oradan. Güzel. Kırmızı ışıkta durduk. Durmalıyız burada. Ceza yememeliyiz. Zaten çok fazla kazandığımız bir para yok. Paraları da trafik cezalarına vermeyelim. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Benzinimiz dolu. İşte kamera açısını değiştiriyorum. Böyle daha güzel gözüküyor. Bazen içeri de geçeceğim. İçeriden de göstereceğim size yolculuğu. Gidiyoruz. Yavaş yavaş artık yola koyulduk. Şimdi ikrama başlayabiliriz. Yolcularımıza çay servisi, kahve servisi gibi. Sayın konuklarımız, ikram servisimiz başlamak üzeredir. Koltuklarınızı dik duruma getirip servis sehpalarınızı açmanız önemli, rica olunur. Afiyet olsun. Birazdan sola döneceğiz. Pardon, sağa döneceğiz. Otobana girip hızlıca Şanlıurfa'ya doğru yolculuğumuza devam edeceğiz. Şuradan dönelim. Direğe de çarpmadan. Güzel gidiyoruz şimdilik. Artık otobana geçiş yapacağız. Az kaldı. Ve otobana girişimizi yaptık. Şimdi basabiliriz arabaya. 1100 kilometre, az bir kilometre değil. Yaklaşık gerçek saatte 23-24 saat süren bir otobüs yolculuğu ama biz 15 dakika gibi bir süre içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz. Çok güzel gidiyoruz. Yol sol tarafa dönmemizi
İstiyor sinyal yakalım şuna da. Çarpmasın bize. Burada kaza mı yapmışlar? Yol çalışması mı var? Evet, yol çalışması var burada. Kapatmışlar yolu biraz. Adamlar çalışıyor. Biz tekrardan sağ tarafa geçelim. Benzin şimdi yeterli kadar var. Almayacağım. Şanlıurfa'ya doğru yaklaştığımız zaman o zaman doldurabiliriz. Eğer biterse tabii. Lütfen arkadaşlar, lütfen çocuklar, kanalımıza abone olmayı ve videolarımıza like atmayı unutmayın. En büyük destek olacaktır bu bizim için. İleride çok kötü bir yol var. Biraz daha gidersek eğer çok tehlikeli. Keskin yollar var, virajlı yollar var. Burayı sağ salim bir şekilde hiç kimseye çarpmadan atlatmamız gerekiyor. Acele de etmeden yavaş yavaş burayı geçmemiz gerekiyor. Baksana abi. Bir sağda bir solda. Bir sağ yapıyoruz, bir sol yapıyoruz. Acele etmeyelim. Yavaşça dönelim. Burası biraz daha tehlikeli. Acele etmemiz lazım. Güzel. Çarptı. Araba çarptı ama ne yapalım abi? Anca bu kadar. Zaten kötü bir yoldayız. Bir an önce burayı kapatmamız, bitirmemiz gerekiyor. Kısa bir dönüşümüz daha var. İleride bir daha sol yapacağız. Yine kötü bir yol. Şurayı bir an önce bitirmemiz gerekiyor. Kamera açısını değiştireyim biraz. Yavaş yavaş burayı bitirelim artık. Bu engebeli yolu. Sağ salim bir şekilde atlatalım. Kaza yapmadan. Yoldan da çıkmadan. Çok az kaldı. Bu virajda döndük mü? Neredeyse bitmiş olacak. Çarpacaktık az daha. Kurtardık. Son anda kurtardık. Az daha karşıdan gelen otobüse çarpacaktık ama son anda kurtardık. Çarpmadık. Virajlı yol neredeyse bitmek üzere. Biraz daha gidersek tamamen düz yola geçmiş olacağız. Evet. Ve bu son viraj. Buradan da güzel bir şekilde geçtik mi? Düz yola geçeceğiz. Önümüze trafik çıktı şimdi. Sinyal yakalım tekrardan da yol versin bize. Çekil abi, çekil oradan. Çekil, çarpmadan çarpmayalım sana arkadan. Çekil abi. Biz geçelim diğer tarafa. Kamera açısını da değiştireyim ki görünüş biraz daha güzel olsun. Birazdan tünele gireceğiz. Şu da önümden çekilse eğer basacağım da. Önümde trafik olduğu için, arabalar olduğu için basamıyorum şimdi. Yol üçlendi şimdi, tamam. Şimdi biraz daha hızlı gidebilirim. Otobüsün solundan sollayalım onu. Sinyalimizle yaktık sola döneceğiz diye. Ve tünelin içine giriş yaptık. Bu tünel de çok gerçekçi olmuş. Yani sanki gerçek hayatta yaşıyormuşuz gibi. Oyun çok gerçekçi olmuş. Tünel de bayağı bir uzun. İçerisinde aydınlık, karanlık değil. Aynadan da sürekli arkayı kontrol ediyorum. Bir yere ya da gelen araçlara çarpmayalım diye. Az kaldı. Tüneli de bitirmek üzereyiz. Çıkış göründü mü? Yok. Biraz daha var gibi. Otomatik hız sabitleyiciyi de açtım. Ben gaza basmadan. Otobüs kendisi gidiyor. Ben sadece sağ ve sol olarak direksiyonu çeviriyorum. Yönlendiriyorum aracı. Mavin de hemen yanımızda oturmuş. Eğer bir daha ikrama başlarsak o tekrardan yerinden kalkıp yolculara dağıtmaya başlayacak. Şu arabayı da sollayalım. Ve sağ sinyali yakalım. Sağa dönüş yapacağız diye. Tüneli de bitirmek üzereyiz.
Evet, tüneli de geçtik ve şimdi hızlı geçiş sistemi için gişelere geldik. Yağmur da başladı bu arada. Gişelerden ücretimizi ödeyelim. Evet, 67 lira ödedik ve gişelerden geçişimizi de yapıyoruz. Cam sillerimizi açtık ki önümüzü görebilelim diye. Yağmur birazdan duracak zaten. Çok fazla yağmaz. Çok güzel yapmışlar gerçekten oyunu. Arabanın, otobüsün sesleri olsun, hareketleri olsun. Tıpkı gerçek bir otobüsteymişiz gibi. Kendimi öyle hissediyorum şu an. Gayet güzel gidiyoruz. Yağmur durdu. Çok az bir zaman kaldı. Yaklaşık bir 5-10 dakika sonra da Şanlıurfa'ya varmış olacağız. Gayet güzel gidiyoruz şimdilik. Ufak bir kazamız oldu sadece. Onun haricinde başka bir şey olmadı. Yolcular şu an bizden memnunlar. Multimedya, yani koltuk arkalarındaki tabletleri, televizyonları açtık. Klimaları açtık. Servisimizi de yaptık. İkramlarımızı dağıttık. Yolcular şimdilik bizden memnunlar. Sadece ufak bir kazamız oldu. Başka da bir şey olmadı. Tekrardan tünele giriş yaptık. Sola dönelim. Çarpıyorduk az daha. Tünelden de çıkışımızı yapıyoruz. Sola dönelim de geçelim bunları. Sinyalimizi yakalım, çekelim biz geliyoruz diye. Arkanıza bakın, dikkat edin, biz geliyoruz, biz sizi geçeceğiz diye sinyalimizi veriyoruz ki, selektör yapıyoruz ki dikkat etsinler diye. Ben de aynalardan sürekli arkayı kontrol ediyorum. Bizi sollamak isteyen bir araba olursa biz geçtiğimiz zaman o da bize çarpmasın diye. Otobüs de bayağı bir büyükmüş ama rengini sevmedim ben. Yeşil olmamış gibi. Tekrardan gişelere geldik. Gişenin çıkışındayız. Burayı da geçtik. Çok az bir şey kaldı. Pek fazla bir vakit kalmadı. Birazdan Şanlıurfa'ya varacağız. Benim otobüsüm daha güzel. Bordo renginde. Siyah bordo karışımı. Üstünde bizim ismimiz Pırpır Çocuk. Firmamızın ismi yani. Yolcular içeride. Keyifli görünüyorlar, rahat görünüyorlar. Benzinimiz deponun yarısını bitirdik ama biraz daha götürür bizi. Lütfen arkadaşlar, kanalımıza abone olarak, videolarımızı beğenerek bize destek vermenizi istiyoruz. Sizler için biz video çekip izlemenizi istiyoruz. Burada yolcularımıza biraz mola verelim ki yemek ihtiyaçlarını, tuvalet ihtiyaçlarını karşılasınlar diye. Sayın konuklarımız, kaptanınız 30 dakika yemek ve ihtiyaç molası vermiştir. Mola bitiminde yerlerinizde olmanızı önemli rica ederiz. Arkadaşlar, çok gerçekçi olmamış mı ya? Çok güzel olmuş gerçekten oyun. Mola verdiğimiz zaman da anonslar, kapıların açış sesleri, hepsi çok güzel. Sayın konuklarımız, otobüsünüz 5 dakika sonra kaldığı yerden seferine devam edecektir. Yerlerinizi almanız önemli rica olunur. Güzel. Molamızı, ihtiyaçlarımızı karşıladık. Kapılarımızı kapatıyoruz, arabamızı çalıştırıyoruz ve tekrardan yolculuğumuza devam edeceğiz. Hop, bir tane otobüs geçiyor. Dikkat etmemiz lazım. Biraz daha geri gelmiş olsaydık çarpacaktık otobüse. Şimdi tekrardan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şanlıurfa'ya çok az bir zaman kaldı. Yaklaştık, gittikçe yaklaşıyoruz. Yolcularımız bizden memnunlar ve biz de
Pırpır Çocuk firması olarak yola tekrardan başladık. Burada da bayağı büyük bir kaza olmuş. Pikapla tır çarpışmış gibi. Hem pikap hem tır takla atmış. Pikapın, pardon, tırın içindeki bütün yükler de dökülmüş. Biz sağ salim bir şekilde gidiyoruz. Kaza yapmadık. Yolculuğumuza devam ediyoruz. Neredeyse Şanlıurfa il sınırı içerisine girmiş bulunmaktayız. Son 200 kilometre kaldı. Galiba şu an bizim Gaziantep'te olmamız gerekiyor. Gaziantep'ten Şanlıurfa'ya doğru gidiyoruz. Yalova'dan Gaziantep'e geldik. Şimdi de Gaziantep üzerinden Şanlıurfa'ya doğru gidiyoruz. Birazdan sağ dönüş yapacağım. Az kaldı. 2-3 dakika içerisinde Şanlıurfa'ya giriş yapacağız diye düşünüyorum. Sağdan çıkın. Ve şimdi yavaş yavaş sağa dönmemiz gerekiyor. Yavaş yavaş, acele etmeden buradan bu keskin virajı güzel bir şekilde atlatıp Şanlıurfa yoluna doğru girmemiz gerekiyor. Girişimizi yaptık. Tekrardan yolculuğumuza devam ediyoruz. Fazla bir zaman kalmadı arkadaşlar. Güzel bir şekilde, rahat bir şekilde Şanlıurfa'ya doğru varışımızı yapmak üzereyiz. Otobüsümüz çok konforlu. Rengi çok güzel. Üstüne de Pırpır Çocuk olarak firmamızın ismini de verdik. Yolcular bizden memnunlar. Birazdan Şanlıurfa Otogarı'na giriş yapacağız. Benzinimiz de yeteri kadar var. Bizi götürür. Doldurmak istemiyorum şimdi çünkü neredeyse depomuzun %50'si dolu. Az bir süremiz kaldı. Ve evet, şu an Şanlıurfa'ya giriş yaptık arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi burası Şanlıurfa. Peygamberler şehri olan Şanlıurfa'ya giriş yaptık ve işte otogara da geldik. Acele etmeden otogara giriş yapacağız yavaş yavaş. Kapılar açıldı. Şu öndeki otobüsü, önce onun kapılara giriş yapmasını bekleyeceğiz. Sonra da biz kendi kapımıza doğru yöneleceğiz. Ve Şanlıurfa otogarındayız işte. Burası Şanlıurfa ve bu da Şanlıurfa'nın otogarı. Öndeki otobüs kapısına giriş yaptı. Bizim kapımız da ileride. Biz de şimdi girişimizi tamamlayacağız. İşte bu kadar arkadaşlar. Sağ salim bir şekilde Yalova'dan Şanlıurfa'ya geldik. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve videolarımıza like atmayı unutmayın. Aracımızdan ayrılmadan önce